Şimdi aritmetik bir diziyi öz yinelemeli olarak tanımlayacağım. Dizinin i'inci terimi i eksi birinci terimi artı on olarak tanımlanmış olsun. Evet a i eşittir a i eksi bir artı on Bu her terimin kendinden önceki terimden 11 fazla olacağı anlamına geliyor. Temel durumu tanımlamak için de aritmetik dizimizin ilk teriminin 4'e eşit olduğunu varsayalım. Peki şimdi bu bilgileri kullanarak bu dizinin ilk... 650 teriminin toplamının ne olduğunu bulmanızı istiyorum. Hemen yazayım. Bu aritmetik dizinin ilk 650 teriminin toplamını bulun. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu toplamı kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Haydi bakalım şimdi biz çözelim. Daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız aritmetik dizilerin toplamının altında yatan mantığı anlatıp aritmetik seri diyebileceğimiz aritmetik dizinin toplamını veren bir formül bulmuştuk. İlk n terimin toplamı esen, birinci terimle sonuncu terimin ortalaması yani birinci terim artı n'inci terim bölü 2 çarpı terim sayısı yani n olarak hesaplanıyordu değil mi? Bu arada bunun aritmetik seriler yani ardışık terimlerin birbirlerinden belirli bir fazlalığı ya da farkı olduğu durumlarda geçerli olduğunu tekrarlamak istiyorum. Şimdi bu örnek için konuşacak olursak bana birinci ve sonuncu terimlerin ve terim sayısının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Terim sayısı yani n 650. Güzel. Birinci terimde 4. Geriye kaldı n'inci yani 650. terim. Biraz düşünelim. Toplamı düşünecek olursak birinci terim 4'tü sıradaki terim yani a2 a1 artı 11 olacağı için 4 artı 11'den 15 olacak. Bir 11 daha eklediğimizde 26 ve bu şekilde devam ettiğimizde bir bakalım kaç tane daha 11 eklememiz gerekecek. İkinci terim için bir tane 11, üçüncü terim için iki tane 11 eklediğimize göre 650. terim için Alt indis 650 yazıyorum. Evet. Evet ikinci terim için bir tane, üçüncü terim için de iki tane eklediğimize göre 650. terim için 650 eksi 1 yani 649 tane 11 eklememiz gerekiyor. Eğer kafanız karıştıysa birinci terim için 1 eksi 1 yani 0 tane 11 ekledik. İkinci terim için 2 eksi 1 yani 1 tane 11. Üçüncü terim için 3 eksi 1 yani 2 tane 11. Dördüncü terim için de 4 eksi 1 yani 3 tane 11 eklediğimize göre 650 terim için 650 eksi 1 yani 649 tane 11 ekleyeceğiz. Pekala 4 artı 649 çarpı 11. Bunun için hesap makinemi kullanacağım. 649 çarpı 11 artı 4. 7143 ediyor. Evet, 650 terimimiz 7143'müş ve geriye bu işlemi yapmak kaldı sırada. Yine hesap makinemi kullanacağım. 7143 artı birinci terim yani 4 bölü 2 3573 buçuk ediyor son olarak da bunu bir de 650 ile çarparsak çarpı 650 sonuç 2.322.775 2.322.775 evet. Ee, neydi? Gözümün önünde olmayınca bazı şeyleri unutuyorum. milyon 2.322.775 Hesap makinem olduğu için mutluyum ama aynı işlemi kağıt kalem kullanarak da yapabilirdik. Beynimizi zaman zaman bu şekilde çalıştırmanın faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum.